Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz, çok kafa yordum ve bunun üzerinde ciddi olarak çalıştım. Deliksiz uykunun formülü. Dünya literatürlerine baktım. Birçok hayvan ve deneylerine baktım. Ve ilginç konulara ulaştım. Bunu tek tek çok kolay anlatmak istiyorum. Bu formülü çözdüğünüz zaman mışıl mışıl uyku alacağınıza eminim. Ve bugün arazide yoğun olarak çalıştık ve büyük bir yerde istemedim. Hemen buranın merdivenin başına oturdum. Dedim burada hemence anlatayım istedim konuları. Şimdi uyku, iyi uyku olduğu zaman bizim konsantrasyonumuz yükselmekte, bağışıklığımız iyi hale gelmekte, vücut kendi kalp ve sindirim sistemini son derece güzel çalıştırmakta. Aynı zamanda iyi uyku aldığımız zaman daha genç kalıyoruz. Bu aynı zamanda bizim stresimizi aşağı çekiyor. Uyku o kadar kıymetli ki kemik ve kas yapısını da etkiliyor, bizim dinçliğimizi de etkiliyor. İyi uyku alan insan vücudu çok fazla yağlanmıyor. Bu da son derece ilginç. Uykusuz kalan insanların bazen farklı olaylara maruz kaldığı belirtiliyor. Bunu da sağlık raporlarından özellikle okumak istiyorum. İnsanlar uykusuz kaldığı zaman vücutlarında inme riski son derece yükseliyor. Aynı zamanda kandaki oksijen azalıyor. Kandaki oksijen azalınca kalbimiz yoğun olarak beynimize oksijen iletmesi için daha çok kan pompalıyor. Bu da bizim başımızın ağrımasına neden oluyor. Ve uykusuz kaldığımız zaman kolesterol değerimiz yükseliyor. Şekerimiz yükseliyor. Hatta tansiyonumuz bile yükseliyor. Son derece ilginç. Hatta daha ileri gidiyorum. Kalp ve damar hastalıklarına da aday oluruz ki bunlar klinik raporlar. Peki deliksiz uykunun formülü nedir? Haydi anlatalım. Deliksiz uyku için 6 tane gerekçe var. Birincisi glisin, amino asit. İkincisi magnezyum düzeyi. Üçüncüsü melatonin. Dördüncüsü niyasin, biz buna B3 diyoruz. Beşincisi triptofan. Altıncısı da piridoksin B6. Bakın bu 6 maddeyi sağladığımız zaman mışıl mışıl uyuyoruz. Şimdi o zaman ne yapalım? Bu 6 maddeyi tek tek inceleyelim. Hangi bitkiler var? Özellikle bizim ulaşabileceğimiz çok kolay bitkilerle ilerlemek istiyorum. Glisin bizi uykuya dalmada en etkin eleman. Bunun da sistemi bizim hem sinir sistemimizde görev yapıyor hem de uykuya geçmemizi kolaylaştırıyor. Özellikle glisin, bakın son derece kolay ve basitleri seçtim. Kabak çekirdeğinde var, keçi boynuzunda var, çörek otunda var, yer fıstığında var, susamda var, ıspanakta, kuru yemiş olarak ceviz ve bademde, çam fıstığında ve ayçiçeğinde var. Biz bunları aldığımız zaman herhangi bir gün içinde bunlardan bir tanesini aldığımız zaman vücudumuz derin uykuya geçmede glisini tamamlıyor. Şimdi ikinci maddemiz neydi? Magnezyum. Magnezyum hem bizim gevşememizi sağlıyor hem de parasempatik sinir sisteminden dolayı melatonini aktif hale getiriyor. Buna da baktığımız zaman magnezyum için nane, bamya, haşhaş tohumu, keten tohumu, maydanoz, susam tohumu, ıhlamur, kuşburnu. Bunları da içtiğimiz zaman ikinci maddeyi de yerine getirmiş oluyoruz. Aynı zamanda uykumuz için büyük bir değer elde ediyoruz. Üçüncü maddemiz uyku hormonu olan melatonin. Melatonin meyve olarak elmada, fıstık, kızılcık, papatya ve vişnede son derece bol. Melatonin aynı zamanda gece ile gündüz ayrımın döngüsünü de sağlayan bir hormon. Ne yaptık? Şimdi geldik niyasine. B3 vitaminine.
B3 niyasin hem sinir sistemini kontrol ediyor hem de sağlık ve rahatlık sağlıyor bize. O zaman niyasinle ilgili gıdaları aldığımız zaman sinir sistemimizle beraber rahatlık ve konforumuzu sağlayıp uykuya geçiyoruz. Bunun için de pasiflora bitkisi ki uykuyla eşdeğerdir, bunu çok kişi bilir. Ahududu, ginkgo, yavşan ve yer fıstığı. Şimdi ne yaptık? En son maddemize geldik. Triptofan. Triptofan güçlü bir amino asittir. Bunun yapısı hem niyasini oluşumunu etkiler, sentezini, hem de melatonini. Aynı zamanda serotoninde de görev alır. Bu anlamda triptofan son derece kıymetlidir. Uyku döngüsünü, ruh halini bize yardımcı olur. Yine triptofan için baktığımız zaman kolay olan bulunabilen bitkileri ve tohumları sıraladım. Bezelye, nohut, ceviz, fındık, muz, ayçiçeği, su teresi, ıspanak ve susam tohumu. Şimdi piroksin, B6 koenzim. Bunu da sağladığımız zaman her şey yerine oturmaktadır. Vücutta 100'e yakın biyokimyasal yapıya katılmaktadır. Sinirsel iletimi ve ağ sistemini, hormonlar arasındaki haberleşmeyi sağlamaktadır. Bu da yine antep fıstığı, ayçiçek tohumu, sarımsak, susam tohumu, ceviz, fındık, muz, haşhaş ve nanede bol miktarda bulunur. Şimdi anlattıklarımızı bir toplarsak. Deliksiz uykunun final formülü. Evet, final formülündeyiz. Akşam nane, papatya, ıhlamur, bunlardan bir tanesi veya üçlü karışım olarak bir çay içiyoruz. Birazcık fındık olabilir, ceviz olabilir, badem. Bunlardan biraz alıyoruz. Muzu da yediğimiz zaman vücudumuz glisin almış oluyor, magnezyumu almış oluyor, melatonini almış oluyor, niyasinini almış oluyor, triptofanı almış oluyor, piridoksini almış oluyor ve vücut uyuması için bütün elementlerini, hormonlarını, amino asitlerini sağlamış oluyor. Bu formül bizim mışıl mışıl uyumamızı sağlıyor. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınıza yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Doğru takip edeceğiniz bir video sizi hastalık alanından sağlık alanına taşır. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.